gördüğünüz gibi bugün çok işim var. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün uzun süredir çekmediğim bir vlog tipiyle karşınızdayım. Bayağıdır temizlik vlogu çekmiyorum. Bu temizlik yapmadığım anlamına tabii ki de gelmiyor. Sadece video çekmiyorum. Instagram'dan takip edenler zaten orada kaç bir şey yaptığımı her zaman görüyorlar. Bugün cumartesi ve benim off günüm, yani izin günüm. Ben çalışmıyorum yani cumartesi pazar. Ve çoğu zaman bugünler temizlikle geçiyor. Onun için bu sabah aslında yapacağım çok şey var. Gördüğünüz gibi arkada bir çamaşır yığını. Orasının hallolması gerekiyor. Yatak örtümün değişmesi gerekiyor. Ondan sonra dolaplarını... Işıklandı bir daha, çok güzel oldu. Güneş böyle kalsın. Ondan sonra dolaplarını falan böyle hani çamaşırları yapmışken onları da düzenlemek istiyorum. Banyo temizlenmesi gerekiyor. Şu saç alanım acilen hallolması gerekiyor. Ve makyajlarımı, yani kozmetik ürünlerimi gerçekten bir düzene sokmam gerekiyor. Çünkü tabii ki de yeni şeyler aldım. Eskisi yenisi falan filan böyle bir karmaşa yaratılıyor. Onun için hadi hep beraber temizlik yapalım. Önce dolaplarımın içiyle başlayacağım. Bu ara bayağı bir saldım dolaplarımı. Onu düzelteceğim önce. Ondan sonra da çamaşırlarımı yerleştirmeye başlayacağım. Şu anda yaptığım düzen bu üst rafa... hani tight'ların üstüne giyemeyeceğim kazaklar, yani kısa crop top tarzı olan kazaklarım. Burası da tight'ların üstüne giyilebilecek uzun olan. Muhtemelen daha çok gelecek buraya, yani bu kadar az olması impossible. Öyle yani. Bu arada AliExpress'ten yeni aldığım kirli sepetim. 3 farklı noktası var. Yani 3 farklı rengi koyabiliyorsunuz. Koyu, açık ve renkli. Yani bize daha kolaylık olur diye düşünüyorum. Şimdi bu dolabıma girişiyorum. Buralar bayağı bir dağınık. Şu üst şeyi boşaltıp buraya İbo'nun kıyafetlerini koyacağım. Çünkü bazen işte işten sonra çıkıp direkt buraya geliyor. İş kıyafetleriyle falan. Oturması bazen çok böyle gıcık ediyor onu. Bazen hani böyle video falan çekerken zor oluyor yani. Bunları ayıracağım. Buraya sadece tişörtlerimi, buraya öbür tarz hani kısa tişört, uzun tişört yapabilirim. Ondan sonra bir alta taytlarım ve pantolonlarım gelecek. En altta şu anda, şurada gördüğünüzde benim evde giydiğim kıyafetler. Burada odamı bilmeyenler için bu arada. Burada böyle uzun bir dolabım var. Şu ortada gördüğünüz gibi toplanması gereken bir raf var. Ondan sonra burada üçlü bir dolabım daha var. Burası böyle normal asılması gerekenler. Burası böyle. Burada da bir tane ben varmış. Ay, tipe gel. Hiç bitmiyor. Tight şeyimi çıkarttım. Çünkü burada gördüğünüz hepsi birer tight. Burada da hep tightlar var. Beni tanıyanlar bilir. Ben bir leggings, yani tight hastası olan bir insanım. Çünkü benim için çok daha kolay tight giymesi. Neden diye sorarsanız, belimin bedeniyle basenlerimin bedeni, bacaklarım bir değil. Onun için çok zorluk çekiyorum kotlu, ıvırdı zıvırdı giymeye. Onun için hep tight giyiyorum. Sınırsız miktarda tight'ım var. Bu süt kesilmiş mi, kesilmemiş mi? Bir çözemedim bugün ya. Her neyse. Şimdi işte tight'larımı halledeceğim. Dolaplarımı bitireceğim ve bir an önce artık temizliğe başlamam gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi tight'larım, pantolon, yani kotlarım ve pantolonlarımı ayarladım. Bu bitti. Şimdi tişört olanları boşaltacağım. Burada gördüğünüz gibi temiz tişörtlerim var. O bir tight ama kısa tight. Her neyse. Şimdi bunları boşaltacağım ve tekrardan ayarlayacağım. Bir tarafa crop top tarzı, yani kısa tişörtlerimi koyacağım. Bir tarafa da daha uzun olan tightlarla giyebileceğim tişörtlerimi ayarlayacağım. Valla bu çok çabuk oldu. Çünkü aslında aynı şekilde ayarlamışım zaten kısa tişörtler ve uzun tişörtler diye. Ama hani aceleyle evden çıkarken alttan bir şey çekip doğru düzgün düzeltmediğimden çok böyle dağınık ve sanki karışık görünüyordu.
Bunlar da tamam şimdi. Bunları dolaba kaldıracağım. Gerçekten bu dolapları tavsiye ederim. Bunları IKEA'dan aldım ben. Ya çok rahat oluyor onu çıkartıp. Ay bir dur ya. Onu çıkartıp şey yapmak. Bu kapak ters. Aslında bu tarafta olması gerekir ama aslen benim dolaplarım buradaydı. Hala çamaşır var ya. Aslen dolaplarım buradaydı. Ve bu şimdi gösterdiğim dolapta tam olarak şuradaydı. Onun için kapak bu tarafa bakıyor. Ve çamaşır bölümümüz bitmiştir. Finito. Bu tarafı da yaptık. Kısa kazaklar, uzun kazaklar. İbo'nun kıyafetleri, uzun tişörtlerim, kısa tişörtlerim, tight'larım, pantolonlarım ve ev kıyafetlerim. Hadi şimdi gerçek temize başlayalım artık. Şimdi önce odamı süpüreceğim. Ondan sonra yatak örtülerimi değiştireceğim. Ama önce şunları kaldıracağım. Göstereyim size saç şeylerimi nasıl tutuyorum, nerede tutuyorum. Şöyle yatağım. Yatağımın altında gördüğünüz gibi fön fırçalarım, saç düzleştiricim, kıvırma makinem, diffuser'ım ve saç kurutma makinemi burada tutuyorum. Şurada Dyson'ı orada bırakıyorum çünkü yani oraya uyuyor. Ondan sonra böyle yatağın altına itiyor ring. Tane özge var. Ondan sonra onu orada bırakıyorum. Şimdi dediğim gibi önce süpürmeye başlayacağım. Peşinden yatak örtüsüydü, bilmem nesiydi, ıvırıydı, zıvırıydı. Örtüyü değiştirdikten sonra bir çabucak bir kere daha süpürürüm. Çünkü muhtemelen toz kalkacak. Öyle. Şu kahveyi de bitiremedim ya. Şimdi yatak örtüme geçiyorum. Çok hızlı bir şekilde süpürdüm yani buraları gördünüz. Şimdi yatak örtümü değiştireceğim. Ondan sonra saat şu anda 1'e doğru geliyor. Ve ben daha tırnaklarımı yapacağım, saçımı yapacağım. Onun için önümüzdeki 1 saat içerisinde her şeyi bitirmek istiyorum. Onun için hemen girişiyorum ki banyo var. Gördüğünüz gibi Ayşe yukarı geldi. Hemen o gelmişken dedim gel bana yardım et. Çabucak yatağımı da hallettik. Şimdi odamın yani şu yüzeysel tarafı bitti. Şurayı halledeceğim. Ondan sonra da banyoya girişeceğim. Ve gördüğünüz gibi tamamız yani. Süper. Şimdi sıra tam olarak burada. Hadi bakalım. Şimdi banyodayım. Ben bu banyoda vlog çekmeye hep bir zorlanıyorum. Çünkü çok kare bir alan. Küvet burada. Şurada musluğum, lavabom. Burada da tuvaletim var. Yani çekmesi çok zor. İlk önce küvetle başlayacağım. Ağırayım. Bunu sıkacağım iyice. Ondan sonra bu birazcık şey yaparken işte tuvaleti falan temizleyeceğim. Sonra lavaboyu temizleyeceğim. Ondan sonra şu alanda aşırı derecede fazla makyaj malzemesi, kozmetik ürün falan filan bir şeyler var. Onları yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da çok çabuk bir şekilde duşumu alıp saçımı yıkamayacağım. Çünkü dün akşam yıkadım ve saçım hala ıslak aslında. Dün akşam banyo yaptım. Yani saçım tertemiz, sadece fön çekilmesi gerekiyor. Onun için tırnaklarımı yapmam gerekiyor.
Bir an önce işi kurmam. Lütfen camlarınızı açın temizlik yaparken. Duvarlara bunu sıktım. Bu da flaşın banyo şeyi. Aslında banyo şeyi değil bu. Bu büyük çilem yani çamaşır sulu şeyi. Bunlar birazcık burada. Dezenfekte olurken tuvaletimi temizleyeceğim. Onu da göstermeme gerek yok bence. Tamam da video niye durmuş ki? Şu an her yere ovaladım arkadaşlar. Şimdi akıtacağım bunları. Finito. Kurulamıyorum. Evet, sadece akıttım. Çünkü duşa gireceğim için. Girdiğinde bir kere daha böyle bir... Zaten her duş sonrası maşallah psikopata bağlayan bir özge. Her neyse şimdi buralar bitti. Yerleri süpürmeye geçeceğim. Parlioring. Wow. Evet şimdi süpürmeye şuradaki halımı falan değiştireceğim. Bundan sonra saat kaç ya? Bu arada saat 2. İbo saat 4'te işten çıkacak. Onun için benim acilen işlerimi şimdi bitirmem gerekiyor. Evet, yani burayı sadece bir süpüreceğim şimdi. Halımı falan değiştireyim, edeyim. Ondan sonra şuraları çok çabuk bir şekilde artık köşe yapamayacağım burayı. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra hazırlanmaya başlayayım. Tıraşlarımı falan ekleyeyim. Falan filan. Evet, şimdi yerleri de süpürdüm, sildim. Yeter. Şu karmaşayı halletmem lazım şimdi. Görmek ister misiniz? Gördüğünüz gibi buraları yüzeysel bir şekilde toparlayacağım. Burada da yeni aldıklarım var. Bunları da yerleştireyim. Şunları da yeni aldım. Ondan sonra işim bitiyoring. Kendimi göremiyorum. Adımı Speedy Gonzalez'e çeviriyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde yaptım her şeyi. Gördüğünüz gibi gayet toplu, derli. Sadece bunları yerleştirmedim. Bunları da... Oba! Bunları da koyduktan sonra işim bitti. Hate be. Her şey gayet... Gayet temiz, parlioring ve bitti. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uçak kardeş, biri gitti ya. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atıp, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın kanala. Mukbangler gelecektir. Çekilişe katılmalıysanız 24'üne kadar, 25'ine kadar süreniz var. Unutmayın. Çekilişe de katılın. Lahmacun mukbang'e bakarsanız orada görebilirsiniz. Başka vloglarımızı seyretmeyi de unutmayın. Çok uzattım. Hadi görüşürüz.